Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap ve Kültür Fuarı'nın 9 günlük maratonun bugün 7. günündeyiz. Efendim, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kültür Kitabı Fuarı 7 gündür devam ediyor. Kahramanmaraşlıların yoğun ilgisi var. Çünkü Kahramanmaraş şiir ve şairler kenti. Kahramanmaraş eğitime aç ve gönül vermiş insanlar. Böyle şeylerin olması lazımdı. Ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraşlıları böyle bir kitaplarını buluşturduğu için kendilerine öncelikle çok teşekkür ediyor. Kahramanmaraş'ın Ekinözlü ilçesinden gelecek olan, Ekinözlü olan İstanbul Kültür Üniversitesi eğitim görevlisi yardımcı doçent doktor Bahtiyar Aslan gelecek. Bahtiyar Aslan Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği şairlerden bir tanesi. Yanımızda Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği Ekinözlü, Aslan Ekinözlü'nden Bahtiyar Aslan var. Öncelikle kitap fuarına hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kitap fuarını nasıl buldunuz? Yoğunluğu nasıl buldunuz? İlgiyi nasıl buldunuz? Tam olarak gezme şansım olmadı ama aldığım izlenimler ilk bakışta son derece olumlu. Öteden beri Taşra'da kitap fuarcılığı yapılabilir mi, kitap fuarı düzenlenebilir mi, bunlar başarılı olabilir mi tarzında bir takım problemler vardı. Bunu Malatya'da da gördük, Kahramanmaraş'ta da bu sene gördük ki Taşra'da da büyük kitap fuarları yapılabiliyor. Bu bir kere bunun ispatı. Son derece olumlu bir faaliyet. İnşallah gelecek yılda devamı olur. Fakat benim burada mutlaka vurgulamak istediğim bir şey var. Kitap fuarları sadece kitap fuarı olarak kalmak durumunda olursa çok verim alamayabiliriz. Burada bunu gidermek için bir takım söyleşilerin, bir takım konferansların düzenlendiğini gördüm, duydum. Bu son derece olumlu bir şey. Yarın bir şiir gecesi olacak, Dolunay Şiir Gecesi. Gene fuar çerçevesinde olacakmış. Onu öğrendim. Bu son derece iyi, bu da doğru bir şey. Kahramanmaraş'ta şairler ya da yazarlar, edebiyatçılar genelde Kahramanmaraş'ın dışında ikamet ediyorlar. Ve yazdıkları kitaplarla Kahramanmaraş'ın ismini duyuruyorlar. Size yazarlarımız Kahramanmaraş'a duyduğu aşktan mı tanınıyor? Kitaplar bu kadar güzel. Kaleminin güçlü olmasını neye bağlıyorsunuz size? Burada bir maya var, bir gelenek var. Şimdi bu işler geleneksiz olmaz. Kahramanmaraş'ta çevresinde, kasabalarında, köylerinde insanlar şiirle beslenirler. Yani hayatlarındaki en küçük bir hadiseyi bile şiirle anlatmaya gayret ederler. Hemen yani illa çok büyük bir cenaze olması, bir yıkım olması, bir afet olması gerekmez. İki komşu birbiriyle sürtündüklerinde bile, hafif bir çatışma, aralarında hafif bir çatışma olduğunda bile birbirlerini sözle eleştirirler. Birbirleriyle sözle kavga ederler. Yani şiir söylerler. Bu gelenek çok sağlam Kahramanmaraş'ta. Dolayısıyla o bir yerden insanların damarına zerk ediliyor. Bir yerden çocukluktan itibaren damarlarına giriyor. Ve Kahramanmaraş bu yüzden çok sayıda yazar, çok sayıda şair yetiştirmeye devam ediyor. Bu gelenek de devam ettiği sürece çok daha gelecek yıllarda çok daha yeni isimlerle, İnşallah. Çok daha fazla sayıda isimlerle Maraş edebiyata dahil olmaya devam edecek. İnşallah. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Kahramanmaraş dedik, şairler kenti dedik, şiirin başkenti dedik. Var mı sizin de böyle güzel okuyabileceğiniz bir şiiriniz bize? Ben de şiire birazcık bulaşmış bir adamım. Daha önceden arkadaşlarım bana şair diyordu. Ben bu sıfatı çok kullanmak istemiyorum. Bir de şiir kitabım var. Bu ikinci şiir kitabım. Oradan size kısaca birkaç mısra mırıldanayım. Tamam, çok güzel. Kitap aşktır diye başlamıştık. Aşk şiiri. Aşkı tarif etmeye çalıştığım bir şiir. Aşk ki acıya bulanmış bir yaz güneşi. Madem ki durur başucumuzda ışıktan salkımlarla, bir kadın eliyle ayrılabilir dalından ve sunulabilir kesik başlar gibi zehirli tepsiler içinde. Gün devrilir gibi olur, sonra çiçeğe durur zaman. Eflatun'dan dönen ağaçların ağır buğusu, genzimizde bir bulutla buluşturur kanı örten kurşunu ve ölümü bir zafer nişanesi olarak takar göğsümüze. Aşk ki bir kadına yükselmenin iskemlesini kurar gölgeden, yasak meyveye gömünce dişlerinin leoparlarını, ayın doğurgan bir incelişle uzaklaştığı geceden iner ve güneşin erkeksi acısına yürür gri suskularla. Kahramanmaraş'ın haber portalı. Haberim46.com